Merhabalar, 5. sınıf Fen Bilimleri 1. dönem 1. yazılıya hazırlık ikinci videoyla yine birlikteyiz. Aşağıdaki ifadelerin altına doğruysa doğru, yanlışsa yanlış yazalım. Dünya'ya en yakın yıldız Güneş'tir. Doğru arkadaşlar. Güneş Dünya Güneş Sisteminde bir gezegendir ve Güneş Sisteminin yıldızı da Güneş'tir. Ay Güneş'ten daha büyüktür. Arkadaşlar, Ay Güneş'ten küçüktür. Yanlış. Ay'ın sürekli değişik yüzünü görürüz. Yanlış arkadaşlar. Ay'ın sürekli aynı yüzünü görürüz çünkü Ay'ın kendi etrafında dönmesiyle Dünya'nın etrafında dolanması aynı sürede gerçekleştiğinden biz Ay'ın hep aynı yüzünü görürüz. Hayvanlar omurgalı ve omurgasız olarak sınıflandırılır. Doğru arkadaşlar. Biz hayvanları omurgalı ve omurgasız olarak sınıflandırıyoruz. Memeli hayvanlar yavrularını süt ile beslerler. Doğru arkadaşlar. Memeliler beslenme şekli süt iledir. Kuşlar yumurtayla çoğalan canlılara örnektir. Doğru arkadaşlar. Kuşlar, balıklar, sürüngenler yumurtayla çoğalır. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki sözcükleri aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayalım. Nokta nokta dünyanın uydusudur. Arkadaşlar dünyanın uydusu aydır. Memeliler nokta nokta solunumu yapar. Arkadaşlar memeliler akciğer solunumu yapar. Ay kendi etrafında dönerken aynı zamanda nokta nokta etrafında dolanır. Dünya etrafında da arkadaşlar dolanır. Kurbağalar yaşam döngülerinde nokta nokta geçirirler. Arkadaşlar kurbağalar çift yaşamlıdır ve başkalaşım geçirirler. Birinci yaşamlarında balıklara benzerken daha sonra başkalaşım geçirip kurbağa şeklini alırlar. Eğrelti otu nokta nokta no e örneği olarak verilebilir. Eğrelti otu çiçeksiz bitkilere örnektir arkadaşlar. Ortamdaki uygun nem ve sıcaklık genellikle yiyeceklerin üzerinde nokta nokta mantarlarının çoğalmasına neden olur. Arkadaşlar küf mantarları yiyeceklerin üzerinde çoğalarak yiyecekleri bozar. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıda ayın evreleri çizilmiştir. Bu şekillerin altına ayın hangi evresinde olduğunu yazınız. Arkadaşlar baktığımızda burada hilal şeklini almış. Burada düz D şeklinde olduğu için ilk dördün burada ters D şeklinde olduğu için son dördün burada hiç görülmeyen evresi yeni ay tam görülen evresi ise arkadaşlar dolunay. Omurgalı hayvanlar 5 gruba ayrılır. Buna göre aşağıdaki kavram haritasını doldurunuz. Arkadaşlar omurgalı hayvanlar, balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olarak beş gruba ayrılır. Aşağıdaki canlı, gru, canlıları bulundukları grup ile eşleştirelim. Arkadaşlar şapkalı mantarlar evet, ne ile ilgili? Mantarlar yani buraya ne yazıyoruz? B. Eğrelti otu, bitkiler, çiçeksiz bitkiler, salyangoz, Arkadaşlar omurgasız yani D yılan sürüngenler grubunda yani E aslan ise memeliler grubundadır. Bakalım memelilerden hangisinde omurgalı memeli? O halde omurgalı memeli C'dir. Bu şekilde dolduruyoruz. Test sorularına geçelim. Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlı değildir? Arkadaşlar karınca Gözümüzde görüyoruz. Mikroskoba ihtiyaç duymadığımız için mikroskobik canlı değildir. Terliks hayvan Amip ve Öglana ise mikroskop yardımıyla görülür. Mikroskobik canlıların örneğidir. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi kuşlara ait yanlış bir ifadedir? Yumurta ile çoğalırlar doğru. Vücutları tüy ile kaplıdır doğru. Yavrularına bakarlar doğru. Başkalaşım geçirirler. Yanlış arkadaşlar. Başkalaşımı kelebek, kurbağa ve sinek türü canlılar geçirir. Devam edelim. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Ay güneşten aldığı ışığı yansıtır. Doğru arkadaşlar. Ay ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Bir doğru. İki ayın kalın bir atmosferi vardır. Yanlış arkadaşlar. Ayın çok az bir atmosferi vardır ve yok kabul edilir. Ayın şekli küreye benzer. Doğru. Ay hareket etmez, yanlış. Dönme ve dolanma hareketi yapar. Hangileri doğru? Bakıyoruz. 1 ve 3 cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi kuşlar grubuna girmez? Arkadaşlar yarasa memeliler grubuna girer. Tavuk, deve kuşu ve güvercin ise kuşlar grubundadır. Aşağıdaki şekilde numaralı oklarla gösterilen kutulardaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Güneşin özellikleri verilmiş. Sıcak gazlardan oluşur. Bir doğru. Dünyanın uydusudur yanlış arkadaşlar. Güneş dünyanın uydusu değildir. O halde bize neyi sormuş? Yanlışı sormuş. Cevabımız B. Katmanlı yapısı vardır. Doğru. Güneş de kendi etrafında döner arkadaşlar. Kendi etrafında 25 günde döner. Bu bu da doğru. O halde yanlışı sorduğu için dünyanın uydusudur yanlış. Cevap B. 10. 11. soruyla devam edelim. Futbol topu, mercimek ve nohut taneciklerinin büyüklükleri, dünya, güneş ve ayın büyüklükleriyle ilişkilendirilecekti. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar en büyüğü güneş olacak. Yani futbol topu güneş olacak. Sonra nohut bir küçük dünya olacak. Ay da mercimek olacak. O halde cevabımız aşıkkı. 12. soru. Yukarıdaki örnek aşağıdaki verilenlerden hangisi açıklarken kullanılabilir? Gökyüzünde çok küçük görünen uçak piste indiğinde çok daha büyük görünüyor. Güneşten daha büyük yıldızlar olmasına rağmen gökyüzünde nokta şeklinde görünür. Evet güneşten çok daha büyük yıldızlar olmasına rağmen güneş bize en yakın yıldızda olduğu için nokta şeklinde görülüyor. Evet bu doğru cevap arkadaşlar. Bu kullanılabilir. Güneş orta büyüklükte bir yıldız olmasına rağmen bize yakın olduğu için biz büyük görüyoruz. Fakat daha büyük yıldızlar bize uzak olduğu için biz onları ne yapıyoruz? Küçük görüyoruz. Güneşe çıplak gözle bakmak göz sağlığına zararlıdır. Bununla alakası yok. Farklı günlerde ayın görünümü farklıdır. Bununla alakası yok. Güneş ve Dünya farklı küre şeklindedir. Bununla alakası yok. Cevabımız A şıkkı. Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.